Çocuklar ağlamayı doğal bir duygu sağaltım yöntemi olarak kullanırlar. Rahatlamak için ağladıklarında anne ve babalarının onları desteklemelerini beklerler aslında. Daha hayata yeni doğmuş bir bebeğin bile ağlayarak rahatlamaya ihtiyacı yok mudur? Çocuk bu ihtiyacını rahatlıkla karşıladığında güvende olduğunu ve kendi hayatı üzerinde kontrolü olduğunu öğrenmiş olacaktır. Aileler bebeğin neden ağladığını anlamak için çaba göstermeli ve ihtiyaçlarını gidermek için uğraşmalıdır. Fiziksel ihtiyaçları karşılanan bir bebek eğer hasta değilse ve ağlamaya devam ediyorsa, anne ve babasının yanında olmasına ihtiyaç duyuyor demektir. Bu durumda bebeğin kucaklanarak güven içinde ağlamasına izin verilmelidir. Mantıklı cevaplarla onu susturmaya çalışmak bir çocuğun ağlaması sırasında yapılan en büyük hatalardandır. Peki bir anne ve baba bu durumda nasıl davranmalıdır? Çizgi filmi kaçırdığı için ağlayan bir çocuğa verilmesi gereken tepki çocuğun yanında olmaktır. Çocuk kendisi için çok önemli bir nedenden dolayı ağlıyor oysa ki. Annenin çocuk ağladığı sırada göstereceği davranışlar çocuk gelişimi ve eğitimi için çok önemlidir. Anne ağlayan çocuğunun yanına gidip öncelikle onun boy hizasına eğilmelidir. Bu iletişime geçmenin ilk adımıdır. Sonrasında çözüm üretmek, neden diye sormak ya da çocuğu ikna etmeye çalışmak yerine ona sarılıp seni anlıyorum demesi çocuk için yeterli bir davranış olacaktır. Zira çocuk bir süre daha ağlayacak, içindeki mutsuzluğu akıttıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecektir. Ebeveynlerin çocukların gözyaşlarına tahammülsüz olmaları sebeplerinden biri toplumsal iyi ebeveynlik baskısıdır. Çocuğu ağlayan her anne derinlerde bir yerde rezil olma, kötü ve yetersiz bir anne gibi görünme kaygısı yaşar. Bu yüzden de bir an önce çocuğunu susturmayı anneliğin bir gereği gibi görür. Oysa duygularını gözyaşlarıyla akıtmak güzeldir. Ama kendi düşen ağlamaz, erkek adam ağlar mı, kız gibi ağlama gibi pek çok yanlış bilinçaltı kodumuz vardır. Bu kodlar da mutlaka silinmelidir.